Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu'nun değerli üyeleri, kurul üyelerimiz ve sevgili meslektaşlarımız. Turgut Özakman'ın yazdığı ve yakın tarihimizi ışık tutan İzmir Selami Odası Kültürsel Bir Komitesi Tiyatro Grubumuzun sahnelediği Vesile Osman'ın tarihi oyunumuza hoş geldiniz. Oyunumuzu 6 Mayıs'ta Bergama Belediyesi'nin davetiyle Bergama Kültür Merkezi'nde oynayarak ilgi ve beğeni topladık. Bugün de sizlerleyiz. Oyunun baş kişisi vakıf, iyi niyetli, duygusal ama siyasetin çarklarının nasıl işlediğini bilmeyen, bu yüzden de sürekli düş kırıklığına uğrayan ve tarihin gidişatını değiştirmek gibi olmayacak hayale kapılan biridir. 26 Mayıs 1960'ta sızarak uykuya dalan vakıf, düşünde 26 Mayıs 1876'ya gider. Uyandığında ise 27 Mayıs 1960 devrimi olmuş ama vakıf 100 yıl geride kalmıştır. Özakman bu oyununda toplumumuzda yer alan anayasaları, aileyi, kadın erkek ilişkilerini ve üç padişahı Abdülaziz, 5. Murat, Abdülhamit dönemini eleştirerek ironik ve keyifli bir komedi olarak işlemektedir. Tiyatro tutkusu giderek hayata daha demokrat, daha özgürlükçü, daha barışçıl bakmamı sağladı der usta sanatçı Metin Akpınar. Bizler de daha özgürlükçü ve barışçıl bir ülke ve dünyada yaşamak temennisiyle iyi seyirler diyoruz. Thank you.
demiş ki, dün bugünü yaratan yarın da bu. Yarın 27 Mayıs 1960. Sağlığımıza. Afiyet olsun Fatih abicim. Sen de kimsin? Ben programlamacısıyım. Doğru söylemek gerekirse ne anlatacağımı ben de bilmiyorum. Ama senin 2017 ve televizyon hayatı, televizyonun bütün dizileri seyrediyorum. Evlilik programlarına bayılırım. Kocam olur musun, karım olur musun, çeyizini al da gel. Ay, abi pardon ben ne diyorum. Şurası benim yerim, ben birazdan buraya geçeceğim. Dalgamı taş atmasana, orada sessiz, sakin seni yiyeceğim. Tamam mı abi? Tamam da, adın ne? Aydan abi, Aydan. Tamam abi. Bak ya! Abi! Yenge mi? Allah yavrucuğum. Sana yenge yavrucuğum. Ben yok dedim sana. Nerede kaldı bu oğlan? Saat gelin ol oldu be. Ben nereden bileyim karıcığım? İçmekten başka ne bilirsin ki sen zaten. Sanki keyfimden içiyorum. Ya. Üzüntümden içmiyorsam Allah canımı alsın. Şu hale bak. Ne memleketin iki yakası bir araya geliyor ne biz. Kan gövdeyi götürüyor. Son iki ayda toplam 3 kişi ölmüş. 3. O da bir şey mi be abi? Senin 2017. Bu konuda o kadar çok ilerledik ki artık. Ama olsun, yolumuz var, köprümüz var, sarayımız var. Sen memleketi bırak da benim halime bak hayol. Evlendiğimiz zaman böyle miydim? Göl gibiydim, göl! Ah! Ah! Nankör! Yine ne oldu karıcığım? Sen bu ah ah ne manaya geldiğini anlamaz mı insanıyorsun? Ah! Canım babacığım. Bir uğra da gör halini. Elinden tutup da işe yerleştirdiğin o sünepe, o kıymıntı, o pısırık adam dikkat işte kızına ne hakaretler yağmıyor. Yapma mahva. Bırak da bitireyim şunu. Hesap merakı çıktı. Şimdi kitap merakı çıktı. Ne okuyorsun? Tarih. Resimli Osmanlı tarih. Kızlayım be korkma be. İlla bir şey okuyacaksan roman oku da kadın ruhunu öğren biraz. Keşke çiftler olsaydı. Tarihi vakit olurdu. Hocamlar bile bilir. Oğlumlar ilerlemiş olmaz. Ama nerede? Bilmiyorum dedim ya karıcığım. Ayol ben biliyorum sen anlıyorsun. Sizin bu oğlan var ya her akşam kızlar meydana gidiyor. Diyordu. Çatayı biliyorum. Arkadaşlarına koşup halkın arasına karışıyor. Karışıyordu. Derken başbakan istifa yaşasın hürriyet diye bağırmaya başlıyorlar. Bak sen şu terbiyesizlere be. En terbiyesiz de bizimki. Evde yumurta pişirmesini bilmez beceriksiz sokak çiftinde devleti idare etmeye kalkışıyor. Çek karşına konuşuyorlarla. Ha bu ne? Kimse kimseye kulak asmazken oğul babayı dinler mi hiç? Memleketin haline bak. İçki sofrasına dönmüş. Herkes bir telden çalıyor. Sen beni böyle salak salak vurduğuma bak. Ben bir tarafta okuyorum, bir taraftan da mısır mısır düşünüyor. Bu iş böyle gitmez. Bir yolunu bulup politikacıları uyarmak zorundayız. Ne yol bunlardan? Öyle deme Mahmure. Zamanında birileri çıkıp padişahları uyarsaydı koca imparatoru kağıt elması gibi dağılıp gider miydi hiç? Şeytan diyor ki. Hadi kalk da ben yatağını yapayım. İyice oldun sen. Ha? Ne münasebe cin gibiyim şerefsizim cin. Hiç senin gibi cin görmedim. Her önüne gelen seni çağırıyor. Kim? Kasa, bakkal, manav, ev sahibi. Ne yapayım onlar süperci. Abdülaziz bilirsin. Abdülaziz.
Yuh! Padişah yahu! Hem de pek yuvar. Onun dönemini okuyoruz. Rastlantıya bak. 1876 Mayıs ayında İstanbul'daki Süleymaniye Medresesi, yani üniversite öğrencileri ayaklanmışlar. Eski bir film gibi ya. Öğrenciler sadrazam, yani başbakanın değiştirilmesini istiyorlarmış. Abdülaziz sonunda öğrencilerin yatışması için sadrazamı değiştirmiş ama geç kalmış. Yapma be abi, koskoca padişah niye geç kalsın? Plan mı bu? Yok artık, çıpapa çıpapa çıpapa. Bilmiyorum, şimdi birlikte okuyacağız, bakacağız. Neden geç kalmış, geç kalmış da ne olmuş anlatacağız. Tamam abi, rahatına bak. Ha. Şöyle uzak, hazır canı yerine yapma. Sağ ol, izninle ben şöyle dediğin gibi. Göz atı gider. Ha şöyle. Hoppala. Abi ne olmuş? Pes vallahi. Vay. 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 Fakuk abi de sızdı. Bir de yengeyi değiştirseymiş iyi olacakmış. Ama onda da geç kalmış. İziş kapış yaygara. Bir acayip manzara. Bindir türlü numara. Tarih bir curcunadır. Geçmiş ile gelecek. İç içe yan yanadır. Kalk kaptır yaprakları. Tarih bir lahanadır. Biriyle oynaştayken. Bir eliyle işlidir. Herkes nesik durmalı. Tarih bir aşıktır. Yanı çeker ne görse geleceğe gemidir. Öğütür taşı bile. Tarih bir işlemedir. Kül yutmuyor velakin. Bilmem kaç bin senedir. Sır da tutmuyor hain. Tarih bir çal çeledir. Dün banaydı çilesi. Yarın belki sanadır. Gelmez açık vermeye. Tarih bir kaynanadır. Burada güzel latife. Şu sözümüz ciddiydi. Hepimizi tartıyor. Tarih bir terazidir. Sen olmak nasıl oluyor da acaba?
güzel kalırmışsın ya. Allah Allah. Bakayım abi. Aa, güzel olmuş. Bağırıyorsunuz efendim. Mahmure, öyleyse zihnim bulandı. Ne oldu? Bir anlat, ne oldu? Yoksa bayılacağım Mahmure. Geç, şöyle, geç. Dün gece sohbetinizi hazırladım. Cumla'da oturmuş, sizi bekliyorum. Geldiniz. Ben. Evet efendim. Hatayrıkı noktası 9 kuruştan 10 kuruş diye biraz sinirliydiniz. Bu yüzden de Bolu için burada uyudunuz. Efendim sizi kıyıp uyandır ama. Sen! Evet efendim. Sonra sabah oldu. Fayton geldi. Hepsi bu. Allah razı olsun. Her şeyi anladım şimdi. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Neyse neyse. Bir de bizim oğlumuz vardı değil mi galiba? Evet efendim. Allah bağışlasın. Ne yapıyor? Sayenizde güzel güzel okuyor. Nerede? Süleymaniye Medresi. Allah! Yine ne oldu efendim? Olaylara karışmıştır o şimdi. Yok, hiçbir şeye karışmaz benim oğlum. Melek gibidir. Yumurta pişirmesini bile beceremez. Ben bu sözü bir yerden hatırlıyorum. Ayda. Ne diyeyim abi, sakın uyan, evde bir cennettir. Tamam. Hadi sen kahveni pişir, ben de gelip seni seyredeyim. Hah! Kıyafetlerimi de al. Nasıl? Nasıl? Yakıştı mı? Yakışmaz mı efendim? Aslar gibisiniz maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Sağ olasın. Buyurun. Bana yol veriyor. Uyanırsam şerefsizsin. Aman abi sakın, sakın uyanayım deme. Maazallah öteki yenge gelirse cadı mı cadı. Dedi bu bir seviyorum, bu bir sevmiyorum. Ama bir şey dedim mi? Demek ki duydunuz mu? Yok. Ama bu bir hayal. Ama ne hayal? Yine oldu ya sabah. Benim geçiyor eyvah. Akşama kadar ayrım, ikimize ne günah. Kaşlar gül, gözler siyah, ağzı haşanlı bela. O boy pozo etnam, efendime maşallah. Biraz zihni karışık, ama ne hoş bıyık. Vakıf abi bu oyuna kendini fena kaptı. Bak be.
dolmuş yerine faydalı. Sandviç yerine poğaç, banyo yerine püsnane. Alışmak zor ama senin için değer. Benim gök için. Orhan geldi. Oh. Bu kim ya? Orhan. Gel Mahmur'a bir. Esselamu aleyküm efendim babacığım. Esselamu aleyküm efendim anneciğim. Bizim Orhan. Evet efendim. Oğlumuz. Evet. Allah'ım sen ne şakacısın ya. Bizim ikimizin. Evet efendim, ne olur yapma, tutun kendinize. Mahmur tutamam, sen bunu görseydin. Fakültedeyken eskiden ileride yani hürriyet diye dört döndüğü zamanlarda. Afiyetlesin inşallah efendim babacığım. Vallahi ondan önce şaşkınım ama. Seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem. Bunlar bu. Gel bakalım. Estağfurullah. Gel. Dur. Gel. Dur. Baba. Gelmiyorum geliyor. Dur diyor vuruyor. Şaşılacakmış. Gel gel şimdi gel. Gel. Estağfurullah. Anlaşıldı. Ben bununla da konuşamayacağım. Diğeriyle terbiyesizliği yüzünden konuşamazdım. Bununla da terbiyesiz yüzünden. Buyurun efendim. Senin üniversite. Sen söyle bakalım bana. Hangi partinin gençlik kolundasın? Efendim? Abi ne partisi? O zaman parti martim var. Karıştırdım. Sen karışmışsındır bir şeylere. Ha? Anlat kızmayacağım. Hadi bakalım anlat. Belgesel. Efendiciğim bir dakika lütfen. Ne oldu bana? Sanırım okuduğunuz Frenkçe kitap zihninizi yordu. Frenkçe mi? Evet efendim. Ben Frenkçe'den biliyorum. Güzel efendim. Bakalım daha ne diller. Bu kitap Frenkçe değil mi? Şey beni altında mı? Kavranın! Bu Frenkçe, Frenkçe değil. Halis polis yeni Türkçe. Resimli Osmanlı tarih. Hoppala. Ya bu kitap Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan batışına kadar ne olursa yani ne olacaksa ta 1923 yılına kadar yazıyor. Yarın ne olduğunu merak ediyorsun. Aç kitabı oku rahatla. Merakın gitsin. Kitabın da tersi dönmüş takılmış bir şeye gelmiş. Orhan kitap çocuğu. Mahmure, biraz bana müsaade edin de bir kitaba gazetim ha? Gel oğlum, efendi babanı yalnız bırakalım. Allah Allah! Allah Allah! Neler olmuş neler? Ne olmuş? Oradan. O ne korkunç şey öyle? Bilmek yüz yıl sonrayı. Kim yaşar başı sonu? Öğrenelim macerayı. Biz çok şükür şanslıyız. Hayatımız çok renkli. Her şey tam gönlümüzce. Alevli, alevli. Zeytin ekmek, ilaç, tuz, benzin yarın kaç lira? Bilmiyoruz billahi. Ne olur yıllara. Her gün çığlık çığlığa ne duysak şaşıyoruz. Sürprizlerle dolu bir hayat yaşıyoruz. O ne korkunç şey canım. Bilmek yüz yıl sonrayı. Kim yaşar sonu belli? Öyle bir macerayı. Kitabın yazdığı kitap paşa ve arkadaşları.
artık Osmanlıların da bir anayasayla yani kanuni esasıyla yönetilmesi gerektiğine inanmışlar. Ama gel gelin Abdülaziz bu düşüncede değil. O memleketi eski usul istibdatla yönetmek istemek. Ve durumda böyle olunca Mithat Paşa ve arkadaşları el altından Mithat Murat Efendi ile anlaşırlar. Aman! Ya Abdülaziz tahttan indir. Aman! Yerine Murat Efendi'yi bildirecekler. Efendi efendi sen ne söylediğinin farkında mısın? Evet efendim. Bir cumhuriyet şairinin dediği gibi Sultan Ahmet farkındayım. Her şey farkındayım. Kızım görüyorsun benim yapabileceğim bir şey yok. Olmaz olur mu? Efendim siz sarayda görebilir misiniz? Evet. Beni senin abinizle görüştürürseniz ve ben ona bazı şeyleri anlatırsam olayların önüne geçebiliriz. Yoksa üç gün sonra sabaha karşı 4:30'da tahttan indirilecek ve maalesef 5 gün sonra da intihar edecek. Efendim efendim basiretinizi bağlayıp kızımı aldığın yetmedi. Şimdi canımı mı almak istiyorsun? Bunlar ne biçim sözler? Sus rica ederim. Sus. Efendim susamam. Benimki öyle öngörü uzak görüş falan değil. Ben senetli sebepli yazılı ispatlı konuşuyorum. Bakın. Evet. Abdülaziz'in bileklerini kestiği makası fotoğrafı. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ben de kastım. Evet, bu da imzalı doktor raporu. Evet. Arkaya çeviriyorum bir sayma. Ve cenazesinden bir fotoğraf. Ne kadar kalabalık. Ya. Aa, bu siz değil misiniz? Sağdan üçüncü. Aha, doğru. O. Hayırdır inşallah. Bu hakikaten benim fotoğrafım. Bir mucize midir? Bir tecelli midir? Takdirde nacizim. Tak kurtaranı vardı da kurtulurum. Meseleyi önce Cevher Ağa'ya söylerim. Uygun görürse Valide Sultan'a arz ederiz. Buyurun saraya gidelim. Kitabı unutmayın efendim. Hiç unutulmuyor. Siz buyurun efendim. Kerem'edir efendi hazretleri. Artık bize sizin mertebenizde olan birinin arkasından yürümek yaraşıklı. Doğru. Bir saniye, buyurun hemen geliyorum. Ne iş alırsam ne olur bu geceyi düşündüğü için kime sıkmıyor bu? Yani ille de kanuni esası
Canımda kalmayı esas değil. Canımda kalmayı esas değil. Avanda kalmayı gelsinler. Müsaadenizle hükümdar. Bir yere kaybolma Verdi. Yine çağıracağım. Ama ömürler versin efendim. Sana da içi gözüm. Sana da. Ne var Hüsamettin? Hazır. Bu sabah Hikmet-i Hüda damardım kurulsun şiddeti altında bir garip kitap üretmiş. İş bu kitap Frenç harfleriyle ve de soldan sağa yazıldığı halde hayrettir Türkçe olup yalnız damadın tarafından okunabilmektedir. Allah Allah. Meskul kitap damadım. Damadım kurulsun iddiasına göre devletimizde ne olacaksa bir bir beyan etmektedir. Anlaşılan siz beni Vehbi Molla'dan daha çok eğlendirecek gibisiniz. Söylesin bakalım o zaman yarın ne olacak? Hemen söyle. Bu kısmı iyi biliyoruz. Yarın Mithat Paşa bazı nazırlarla gizli görüşmeler yapacak efendim. Canım o her zaman yaptığı işi. Başka? Savunma Bakanı yani sizin anlayacağınız Serasker Hüseyin Avni Paşa sarayı gören tepelere toplar yerleştirilmesi için emir verecek efendim. Bahriye Nazırı sarayın denizden kuşatılması için emir verecek efendim. Anlamadım. Harbiye kumandanı ise harbiye ile... Neler söylüyorsun Hüsamettin? Ben dışarıda beklesin. Oğuz! Kumula! Paralar! Cevap ver! Ne demek istiyor bu herif? Efendimiz emrinize uyarak yarın olacakları arz etmeye çalışıyoruz. Sebepsiz yere bizi çal yaka tahttan mı indireceklerini istiyor? Efendim sebepsiz yere olur mu? Sebepsiz yere yaprak bile kımıldamaz. Sebep ne ulan uğursuz süratlı münafık? Efendim birinci sebep kanuni esası hazırlanmasına izin vermiş. Çağır! Atalarım yana kapılarına! Kanuni esası gücünün dayanına! Aman! 3-5 bilek bu kalbini istiyor diye 500 yıllık düzen değiştirilir mi? Yapamam, yapamam. Halkın istemediği hürriyeti halka zorla vermek zorunda değil midir? Bizim donanmamızı, bizim silahlarımızı ki halkın için yaptırdığın dublu yollardan geçirdik, bize karşı kullanıp bizi de verecekler ha? Bunlar Mithat Paşa'nın ham hayalleri, sarhoşluk ezeyanları. Bak Hüsamettin. Gel bak. Dedikoduları duyar işite, bu sersemin aklı çürümüş, Allah şifa versin. Ama vereceğim de dokuzu. Sen hangi akla hizmet bu sersemi alıp karşıma gelirsin ha? Kaybol! Kaybol! Yıkıl! Kaybol! Bunlar çok gerekli olsaydı kanunu esası atan kanunu Sultan Süleyman hatırlamaz mıydı? Vehbi! 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 Hak hakkı abicim hak! Peki ben padişahla görüşü tutuştuk da olacağı budur işte. İki elin ise bir kapı kop. Ama neyse aldırma boş ver. Şimdi Mahmur ablanın yanına geldik. Geçerken geldiniz efendim. Ne öyle oldu? Gider gitmez kendimizi karga dolu ve tuzurda bulduk. Ne kadar çok mu? Kavulmamız daha da çok mu? Hem de nasıl? Ben tam bir şey demeye hazırlanıyordum. Aman paşa, sakın Banker Zarifi'den aldığınız 1 milyon rüşvet senedini tahsili için yeni sadrazamı görevlendirmeyin. Senedi herkese gösterecek, rezil olacaksınız. Bir de öyle bir anayasa yapın ki sağlam dayanır. Hemen diye. Evet abi, 10 yılda bir istiyor bunlar. Diyecektim, diyemedim. Yanar dağ gibi tutuyordu. Babana bunak falan değil muamelesi. Postu zor kurtar. Oysa bunu kişi yüzünden alaşağı edilecek. Mandır demek yönetici milleti uyarıdan ve koştan.
Peki bu kadar şeyi ben kime anlatacak? Acaba diyorum kimseye anlatmasın. Daha iyi olmaz mı? Tamam Mure. Koskoca tarih bu. Aile meselesi mi bilip dururken? Her gece sofranızı hazırlarım. Ut çalarım, şarkı söylerim. Yengeme bak, yılbaşı programı gibi. Gönlünüzün çektiği varsa gelin elini de tutarım. Ama ne olur bu işlere karışmayın artık. Haklı mısın ne? Peki de abicim ne karışsın? Sen büyüklerin işine baksan işine keyif tutuşlar. Tamam, öyleyse kur sohbeti. Bakmayın, 10 kuruş için bu kadar da hırt çıkarmaya değmez.
Cumhuriyetçiler bütün ümitlerini Veliaht Murat Efendi'ye bağlamışlar. O bizim göz bebeğimizdir. Ama bütün ümitleri biraz da suya düşer. Ne? Neden? Zira yeni padişah tahta çıktığı gün deliri. Hayır, olamaz. Sayfa 466. Biz kendimizi koltuğumuzun altına alıp çalışacağız, çabalayacağız. Ama göz bebeğimiz, reisimiz Murat Efendi tahta çıkar çıkmaz delirecek ha? Evet. Derdi, sen ne demek istiyorsun? Sen ya. Ne? Hadi yürü. Nefesi güçlü.
Ayrıca. Hayır efendim. Bu zavallı, saf bir adam. Bir meczup. Geleceği gördüğünü iddia ediyor. Tabii hepsi hayal. Ama valimiz hazretlerinin emrine karşı gelmeye cesaret edemedim efendim. Dinleyelim bakalım, konuşsun. Sizi dinliyoruz efendim, buyurun, konuşun. Sayın Ekselans, yani Veliaht Hazretleri, hürriyetçilerin bütünü milli sizde. Haksız da sayılmazlar. Çünkü tarih sizi demokrat bilim olarak yüceltiyor. Efendim, demokrasinin gelmesi, istiklalın bitmesi size bağlı. O halde kendinize çok iyi bakmalısınız. Eğer bakmazsanız, bakın neler oluyor. İktidar kardeşiniz Abdülhamit'in eline geçiyor efendim. Koyu bir istiklal dönemi başlıyor. Da bu da İttihat ve Terakki Partisi'nin kurulmasına yol açıyor. Daha sonra bu parti başa gidiyor. Ve bizi savaşa sokuyorlar. Halk iktidara el koymak zorunda kalıyor. Maalesef hanedanlık yurt dışına sürüyor. Büyük kızınız Hatice Beyrut'ta, diğer kızınız da Fehime Fransa'da yokluk içinde ölüyorlar. Efendim özür dileyerek sizi uyarıyorum. Lütfen içkiyi bırakın. Sakin olun, dikin olun. İki gözün önüme atsın, tahta çıkacaksınız. Gerçek. Aha olmadı, niye de içiyorsunuz? Hiç akıllı bir insan bilinin gerçeklerine kulaklarına tıkar mı? Ya madem hususi doktorsun, sen de bir şeyler söylesene. Siz bir manyaksınız. Hayda! Şimdi de doğruyu söyledik ya, manyak ol. Gel bakalım buraya. Ne yazıyor burada? Ver bakalım ne yazıyor. Evet. Uyanam. Az o melon kitabı diye bize kapandı. Başüstüne efendiniz. Hemen atıyorum. Oh, uzun bir kitap değil yok. İçerisi. Ne oluyor da iktidar Abdülhamit Efendi'nin eline geçiyor? Ben ölüyor muyum? Öldürülüyor muyum? Onu söylemedi. İkisi de değil efendim. Ne dedin? Söyleyeyim mi? Söyle. Günah benden gitti, söylüyorum. Yapma abi. Ne diyor? Deliriyorsunuz. Ne zaman? Tahta çıkacağınız yok. Gözümle de kuruluna geldim sen. Seni kim görevlendirdi Halil? Ama size yenilmeyeceğim. Hepinizi böyle yere sereceğim. Hakkabazlar! 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 Dur şunun içini. Ne zalim, ne affetmez adam olduğunu bilir misin? Öyle.
Öyleyse mi karınla vedalaş, çık ve teslim ol. Çabuk! Tamam, tamam, yeter haydi. Ah Barkut abicimden, karıcığına bir kerecik sırılamadan gidiyorsun. Birinci perde de burada bitti. Ben de gidip içerideki dizileri kaçırmayayım. Günah parayla nazar. Neymiş kızım bakayım. Ben de birinci perde giderken nereden bildim? Aa, yazardan gelmiş. Kızım aynı aslan kez içeride dolan Mahmur ablamla ben ilgilenirim. 10 dakika ara. Thank you.
Şu modda bir iş. Hiçbir şey kaçırmıyor. Rahatım yerim yerinde. Hatta oynamam için top bile verdiler.
istemesem bu sabah ön küçükten çar yata taktığından indirildi efendim. Demek bugün 30'dayız. Söylemiştim. Murat'ı eldeyi derhal uyandırmışlar. Her şeyden haberli oldu halde yine de çok heyecanlandım. Haber vermiştim. Varlığınızı zarf etmek için hemen saraya koştum. Fakat efendimiz garip hareketleri yapmaya başlayınca görev iptal edin. Bunu da söylemiştim. Hakkı haliniz var. Yeni valide sultan beni aratmış. Vakıf efendi neticenin böyle olacağını önceden keşfetmiş diye sizi öve öve göklere çıkardı. Sayenizde işime geri döndüm. Tamam, o zaman ben de mahrem'e dönüyorum. Maalesef Halim. Hüseyin Ağabey'i başa bırakmıyor. Bir şeyler daha hatırlamanız gerekiyormuş. Yahu hatırlasam söyleyeceğim. Artık Osmanlıların galimanlığı umurumda değil. Ben mahrem'i istiyorum. Ne yapıyorum abi? Yavrum oturur penceresinde. Allah! Sütlaç pişirir tenceresinde. Allah! Sade bir efendi hazretleri zamanı. Aldırma abi. Sen ya keyfine bak. Allah Allah. Sabah ola, hal! Ha, oldu bile. Efendi Hazretleri, uyanın. Ne oldu? Oo, bu gece neler oldu neler. Doktor Kapolyon geldi, o anladı size. Bonjour ustam. Bonjour, bonjour. Efendimizde tıpkı buyurduğunuz gibi şuur bulutlu başladı. Hastalık iyileşmiyor, gelişiyor. Efendimiz aklını başına toplamazsa, böbreğe televizyon korkarım başka bir bahara konuşur. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz efendim? Bir doktora gösterseniz. Tahkir ediyorsunuz. Lakin haklısınız. Sizden özür diliyorum. Ama kitabınıza bir baksanız, belki bir şifa formülü vardır. Ne dersiniz? Kadın sen saf mısın? Ha? Kitabımı denize sen atmadın. Hayır efendim, atmadım. Pencerenin dibine bırakmıştım. Gittim aldım. İşte bakın kitabınız burada çantamda. İşte buyurun, buyurun bir bakın lütfen. Şimdi. Allah! Allah! Çabuk! Çabuk! Zaptiye! Gardiyan! Kolukçu! Hüseyin! Kolukçu! Buyur! Hüseyin Ağabey Paşa'ya hemen adım uçur. Kendisini Çerkez Hasan vuracak. Hüseyin. Mithat Paşa'nın kolağında. Napolyon Efendi söylemedi mi? Neyi? Şerket Hasan ve Hüseyin Ağabey Paşa'yı dün gece vurdu. Ben size onu söylemeyi unuttum efendi. Alçak! Bu unutulacak şey. Çabuk beni mahrum eve götürün. Karımı istiyorum. Kahvaltılandı. Dinlemiyor musunuz? Karımı istiyorum. Getirin bu adamın karısını. Elinde cumbası aynası, cumbada oturur mahmure. Çıktı akşam ayası, cumbada yatağa mahmure. Yatsın dikerek mahmure, yatsın dikerek mahmure. Yakar yuvada aşk bize, sek sek sekerek mahmure. Penceresinde aşure, kahvede içer keyifle, penceresinde mahmure. Rastık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek mahmure. Rastık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure.
tekrar görmek nesal et. Efendim, padişahımız delirince kolumuz kanadımız kırıldı. Kanuni esaslı çalışmaları durdu. Ama bir padişahı delirten Yüce Allah bir başka padişahı akıllandırıyor. Yeni Veliaht Abdülhamid Efendi, Mithat Paşa'ya eğer tahta çıkarsa kanuni esası kabul ve meşrutiyeti ilan edeceğine dair söz vermiş. Allah'a öyle ettik. Bu şaşkınlığı her bir muhalifin bir ertesini de bayrak sanıyor. Ama Sultan Murat'tan ağzımız yandığı için Abdülhamid'i tahta üfleyerek çıkartmak istiyoruz. Mithat Paşa'yla görüştüm. Sizden söz ettim. Bir fikrini alsanız iyi olur dedim. Kabul buyurdular. Yemeğe bekliyorlar üstadım. Oo. Ya insaf edin. Kaç gündür anam ağlıyor beni be. Efendi baba, hürriyet karavanı Mithat Paşa'nı davet etmek olmaz. Durum bu kadar sertken bizi çaresiz bırakamazsınız. Buna hakkınız yok. Tavsiyede bulunmak istemem ama gitmenin de sayılamayacak kadar fayda olduğunu arz edeyim. Vallahi karım acaba şimdi. Sağ ol! Abi sakın gideyim de. Niye sen bir tatlı şey sanır mısın? Tanımaz mı şu caddesi olan başı değil mi? Mahmure! Efendim? Hayatım. Sizin yüzüme uykular girmedi. Ben de senin için hep pramyalar esnittim. Vallahi canıma minnet de şu meşhur Mithat Paşa beni evine yemeğe davet etmiş. Anlamadım. Şu kitabı kendisine vereceğim, hemen vereceğim. Artık bu işlere ben karışmıyorum. Amacım seninle güzel bir hayat sürmek. Yok efendim. İşte söylüyorum. Ya Mithat Paşa ya ben. Harika. İkimizden birini seçin efendim. Eğer kalırsanız kulunuz köleniz olur. Ama giderseniz bir daha asla Anyas'a baş koyamazsınız. Koyarsan ölünüz öpün. Ya Mahmur Bey, Mahmur Bey. Beni canlıyken öp diye çıldırıyorum ama araya mutlaka bir şey giriyor. Bu son. Keşke tarihi okuyacağınız da. Roman okusaydı değil mi? Evet efendim. Kadın onu görmüyor. Nereden bildiniz böyle söyleyeceğimi? Bilmez miyim bir tane. Evet karar verdiniz. Efendim baba! Duydun mu Mahmure? Tarih beni çağırdı. Gitmemek olmaz. Döndüğümde yatışacağım. Güle güle efendim. Oo, şimdi Mahmure ablayı bir tat başa seri dedim be. Daha görüşme fırsatım oldu. Teşhisim şudur ki kendisi gayet itaatli ve perperade saatli bir zat. Ooo! Öyle sevdim, en uzun kalmadı. Yaşasın Abdülhamid! Bu iş burada biter, lütfen! Yalnız bir mesele var. Şimdi de 5. Murat'ı tahttan indirip yerine ve de şifa niyetine Abdülhamid Efendi'yi tahta çıkarmamız lazım. Endişe buyurmayınız. Gerekli tedbirler alınmakta. Yaşa! Mithat Paşa! Sağ ol! Var ol! Amin! Şimdi mesele anlaşıldı. Demek ki Mithat Paşa Osmanlı Devleti'nin teknik direktörü. O zaman takımı istediği gibi kullanır. Hadi şimdi o zaman. Sofraya geçelim de iki yudumcuk rakı içelim. Efendim, kusura bakmayın. Sözünü ettiğim vakti zaten aranızda bulunuyor. Şu uzak görüşsüz ha. Evet efendim, bizim. Demek gelince isabetle tahmin, tahsur ve tahayyül eden zat sensin. Evet efendim, benim. Söyle o zaman. Tahsilli Londra'da mı yaptın? Hayır efendim, Ankara'da. Ankara'da. Öyleyse Hacı Bayram Hazretleri'nin yolundasın. Hayır efendim, ben Hürriyet Caddesi'yle bir tatlı caddesi'yle çok sıkı yerde oturuyorum. Evladım, uzun kapalı laflarla bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun ama. Vallahi anlamadım. Biraz açar mısın? Efendim bak şimdi. Az. Tarih. Diyor ki, dürüst, müktedir, başarılı bir devlet adamı olarak yüceliyorsunuz. Aferin tarihe. Fakat, efendim abi bırakın. Ya siz okuyun ya da kızmayacağınız bir nokta. Evladım dur, ben neden kızayım? Üstelik bir kitapta ben Mithat Paşa hakkında olumsuz ne olabilir ki? Sen devam et, çok güzel okuyorsun üstelik.
Ben, siz özgürce istediğinizi söyleyin diye mücadele etmiyorum. Devam et. Tarih diyor ki, Abdülhamit ikinci görüşmelerinde, yani bugünkü görüşmeniz olacak, size çok iltifat etmiş. Hatta sigaranızı kendi eliyle yapmış. Doğru. Kendi elmas kol düğmelerini size hediye etmiş. Halletmişim. Abi, doğru. Abi uyarıyorum bak surat felakettir. Ya tane tane okuyorum. Devam et evladım. Abdülhamit bu yolla Mithat Paşa'nın güvenini kazandı. Ne olmuş yani? Yanılmış mıyız? Vallahi onu da bilmiyorum, okuyorum işte efendim. Abdülhamit tahta çıkınca verdiği sözle durarak Aralık 1876'da yani bu yıl kanun-ı esasiyi ilan eder. Hey! Yettik! Abi, abi. Ya koskoca bir şeyin de diyor ya. Ya ama ya ben bunu bırakayım. Bırakayım, devam edeyim, siz bakın bana. Evladım pek güzel anlatıyorsun, sen devam et, devam et. Fakat bir ay sonra Abdülhamit kanuni esasideki bir maddeye dayanarak Mithat Paşa'yı yani sizi ürüttün diyor. Nasıl? Ürüttün diyor. Ya, ne diyorsun anlamıyorum. Sınır dışı diyor. Olabilir, olabilir. İşte siyasete giren konular. Sen devam et evladım. Efendim. Daha sonra anlatacağım ama gördün mü oğlum adamı? Beni de boş boşuna telaşlandırıyorsun. Evet, daha sonra. Bir yıl içinde de meclisi dağıtıyor, kanuni esasinde tel dolaba kaldırıyor. Olamaz! Olabilir, olabilir. Yalnız ben ne yaparım? Evet, Allah işleri yoluna koyarım. Ömrünü de bereket! Evet, daha sonra yurt dışına, yurt içine dönmenize izin veriyor efendim. İşte bu kadar. Evet. Devam edeyim lan. Çok merak ettim. Ben de padişahım. Ben de çok merak ediyorum. Daha sonra Abdülaziz'in... Gönlüm kurmuş. Ne biliyorsun sen? Evladım ne biliyorsun sen? Daha sonra... Ölüm kurmuş. Göre, ölüm... Sen! Ulan ne diyorsun sen? Ben de bunu yaptı, bastı beni. Ben ha? Maneviyatımız olmazsa sofraya vuruyorsun. Şurada aktivitemizi öğrenmeye çalışıyoruz. Sen de devam et. Sonra ben de kusu kusu gidiyor mu? Evet efendim. Anlaşıldı. Sen delisin. Ben efendim ben takin elçisiyim. Her şey zeval olur mu? Söyle o zaman Köstüm. Şimdi sana iki tane soru. Ben ömür boyu hapse. Mahkum edilince halkım ayaklanıyor mu, ayaklanmıyor mu? Ayaklanmıyor efendim. Öyle bir ayaklanır ki yan yerinden oynar. Abdülhamit'in aklı başından gider. Beni seven yüz binlerce insan var. Efendim bu benim aciz kanaatim. Bu millet hiç olmazsa tuzu kendinden değilse önüne konan çorbayı pek severek içmiyor. Sus! Budala, benim halkımı benden daha iyi tanıyorsun ama... Bak dinimin efendim! Burada çıksam onu hiç iyi görmüyorum. Şimdi, ikinci soru. İkinci soru sana. Yalnız bir kere de cevap vereceksin. Ben Taif'e sürülünce... Bütün dünyada kıyamet kopuyor mu, kopmuyor mu? Kopmuyor. Öyle bir kıyamet kopar ki... Abdülhamit'in aklı başından gider. Bütün dünya devletleri... Donanmalarını Taif'e gönderirler ve beni Taif'ten aldırırlar. Efendim sizinle tartışmak utanıyorum ama maalesef sizi kimse kurtarmaya gelmiyor. Ne yani? Orada çürüyor muyum? Söyleme Kırkoğun! Söyleme! Çok özür diliyorum, üzülüyorum. Birkaç yıl, bir yıl içinde de öldürülüyorsunuz. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu arkadaş yarın Taif'e gidiyor. Ben! Evet sen. Madem ki ben de Taif'e gidiyorum, Taif'e geldiğim zaman eğer haklıysan senden özür dilerim. Böylelikle tarihte özür dilediğim ilk insan olursun. Şimdi git, defol, evine mi gidiyorsun, nereye gidiyorsan git. Pılını pırtını topla gözüm bir daha seni görmesin. Yarın Taif'e giden ilk gemiyle defolup gidiyorsun. Şimdi arkadaşlar, bu herif maneviyatımızı bozdu. Bize gidiyor sofraya bir yudumcuk sakız rakısı içeri.
Ağzını ayrı aç. Televizyon çocuğu. Aa,
Aa, siz ne arıyorsunuz burada? Daha tatile mi geldiniz yoksa? Anlatması uzun. Neler oldu neler? Sözünüzü. Ne dediniz? Hepsi çıktı üstadım. Abdülhamit meclisi açtı. Ve kapattı. Hürriyetçi avı başladı. Kaçabilen kaçtı. Biz yakalandık. Orhan. Şimdi Ayşe abinin evine devam ediyoruz. Bunun medresinden attılar bu arada. Allah Allah! Ali Suhar Bey. Bu ismi hatırlıyorum. Hatırladığıma göre fena bir oldu. Enişek mi? Ali Suhar Bey'in eşi güzel bir İngilizmiş. Orhan'la İngilizce çalışıyorlarmış. Hı hı. Güzel güzel. Allah. Osmanlılar için hürriyet ve kanuni esas dönemi bitti artık. Geriye sadece hatıra olarak bir kanuni esasi kıraathanesi kaldı. Olur mu hiç? 1960 yılına kadar 4 tane anayasa yani kanuni esası göreceğiz daha. Yok artık. Evet. 2 anayasa da ben var. Sürüsüne verelim. Sen size çal. Her derde deva. Her eve lazım. Anayasası olanın derdi bitmez. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım tarihe bir derdi bulalım. Hadi biraz değiştirelim. Evet. Hürriyet sürgünlere, tarihlere, gezinti yaparken. Evet. Şimdi hürriyet kanunları tarihte sohbet ederken. Ve kahraman hürriyet fedaileri. O ne abi? Arın bir günde 2 tane mektup. Ah, okusana abi. Rehim Paşa diye birinden. Abdülhamid'in başa piyesi. Ay, ne diyor? Pizze yenir. Affedildiğimi derhal İstanbul'a dönebileceğimi Mısır postasında yerimin ayrıldığını bildiriyor. Allah! İstanbul'a ekme dönüyorum ben bu eve. Unutmamış beni ya. Yaşasın Abdülhamid! Sen ne çabuk Abdülhamid'i orada? Bir yaşana! Ya ben seni yaşayacağım. Ya ben seni yaşayacağım. Thank you.
kimi bestekar, kimi pehlivan. Ben marangozlu özendim. Sağlam oturmayı severim de ondan. Bu koltuğu da yedek olarak yapayım. Çünkü en sağlam koltuk bile zamanla eski, sallanmaya başlar. Evet. Sayın Paşa ve Vakfı Efendi kulağınız geldi. Al içeri. Koltuk sallanmaya başladığını hemen yenisiyle değiştirdim. Ayette Mithat Paşa ile karşılaştınız mı? Karşılaştım efendim ama beni tanımadı. Sen benden ne evamlıymışsın Feyim? Rahat ol. Hem sağırdı hem dilsiz. Bütün Osmanlı böyle olsaydı devleti ne güzel idare ederdik değil mi? Uğraştım. Sonunda resimde Osmanlı tarihinin şifresini çözdüm. Tam 33 yıl tahta kalacağımı yazmışım. Tarihle yetişilmez. Kelimesi kelimesi ne yazıyorsa ben de onu yapacağım ki verdiği süre kadar tahta kalabileyim. Bu şekilde yararlanabileceğimi hiç düşünmemişsiniz değil mi? Hiç aklıma gelmedi efendim. Kitabınızı alın. Bundan böyle Eyüp Paşa'nın yanında çalışacaksınız. Şöyle her gün bir göz atar, bana muhalefet edecek olanları Fehim'e ihbar edersiniz. O da icablarına bakar. Değil mi Fehim? Evet efendim. Çıkabilirsiniz. Çıkabilirim efendim. Koptuğu da. Resimlisinin de, tarihçisinin de okuyacağız şimdi.
de. Elbette okuyacağız efendim ama içki yoracaksınız. Hayır, hayır. Güzelliğin başımı döndürüyor Mahmure. Uçuyorum Mahmure. Uçuyorum Mahmure. Hayır efendim, sızıyorsunuz. Yok. Yazıktır bana Mahmure. Sızdınız efendim. Dilimin en heyecanlı yerinde kopardım be abi. Diş kapış yaygara. Bir acayip manzara. Bin bir türlü numara. Sahip bir curcunadır. Geçmiş ile gelecek. İç içe yan yanadır. Kat kattır yaprakları. Sahip bir dağınadır. Birini oynaştayken. Birini de iştedir. Herkes tetik durmalı. Sahip bir taşıktedir. Canı çeker ne görse geleceğe gelmedir. Öğütün taşı bile. Sahip bir işlemdedir. Kül yutmuyor ve lakin. Bilmem kaç bin senedir. Sırla tutmuyor hain. Tarih bir çal çeledir. Dün banaydı cilvesi. Yarın belki sana da. Gelmez ıçık vermeye. Tarih bir kaynağıdır. Burada biter latife. Şu sözümüz ciddiydi. Hepimizi tartıyor. Tarih bir terazidir. Kadının eskisi anayasanın hayırlısı.
sergiledikleri bu oyundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yönetmen Fatih Paşalı, koreograf Biricik Aydemir, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Komitesi Başkanı İsmail Tutur'a plaketlerini vermek üzere oda başkanımız Vedat Adağ'a davet ediyoruz. Sevgili konuklar, bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için öncelikle teşekkür etmek istiyorum hepinize. Kültür Sanat Etkinlikleri komitemizin birbirinden güzel etkinliklerinden birinde daha hep birlikteydik. Bizim tiyatro grubumuz her gün, her yıl kendini arttırarak ilerletiyor, daha iyi götürüyor. Amatörlük sınırlarını zorlamaya başladılar. Diğer etkinliklerimiz de aynı şekilde. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha güzel oyunlarda hep birlikte olacağız. Ben samimi itirafımı yapmak istiyorum. Bugüne kadar ben bu salonda izlediğim en güzel oyundu bu. Bu benim görüşüm. Kültür Etkinlikler Komitesi Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tüm meslektaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Sağ olun. Mesut. Kendilerine plaketleri tüm MOB Sürekli Orası. Eğitim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Bora tarafından takdim edilecek.
için takdir ediyorum. Thank you.
Hepinizi bekliyoruz.